üretimlerini geliştiren teknoloji ekosistemiyle Türkiye, milli teknoloji hamlesi yolunda emin adımlarla ilerliyor. Türkiye'nin geleceğine yön verecek teknoloji üreten insan kaynağı da büyümeye devam ediyor. Tüm dünyanın gündeminde olan yapay zeka teknolojisi ChatGPT'yi ele alalım. Güzel bir örnek, son günlerde herkesin tartıştığı bir örnek. Bu sohbet robotu neredeyse bir insan gerçekliğinde sizinle iletişim kurabiliyor. Birçok arama motorunun yaptığı işi çok daha kolay, çok daha kullanıcı dostu bir şekilde yapabiliyor. Evet, müthiş bir gelişme, adeta bir devrim. Ama burada işte üniversitelerden hocalarımız var. Birçoğu ChatGPT'den haklı olarak şikayet ediyorlar. Neden? Çünkü öğrenciler makalelerini bile ChatGPT'ye yazdırabiliyorlar. ChatGPT birçok mesleği de önümüzdeki dönemde elimizden alacak gibi duruyor. Ancak ortada şöyle bir gerçek var. Giderek büyüyen, gelişen ve dönüşen teknolojilerin olduğu bir çağda handikaplarına rağmen elbette yaşanan dönüşümlere uyum sağlamak mecburiyetinde. İş dünyasıyla iç içe eğitimleri içeren sektör kampüste programıyla özel sektör firmaları üniversitelerde kredili dersler açıyorlar. 14 hafta süren bu dersler sayesinde iş dünyasındaki bilgi ve tecrübe bizzat özel sektörde çalışan profesyoneller eliyle öğrencilerimize ulaştırılmış oluyor. 2022 güz döneminde bu yenilikçi eğitim modelinin ilk uygulamasını Kariyer.net firmasıyla Ankara Üniversitesi, Türksel ve Cezeri firmalarıyla Atatürk Üniversitesi işbirliğiyle gerçekleştirdik. Ve alanının en iyi profesyonelleri tarafından verilen büyük veri analitiği, yapay zekaya giriş ve bilgisayar ağları dersleri bu sayede başarıyla tamamlandı. Gerçekten hem öğrencilerimiz hem de firmalarımız bu işten çok memnun kaldılar. İşte 2023 bahar döneminde de 20 paydaş üniversite ile 20 paydaş şirket işbirliğinde yeni eğitimlerimizi başlatmış olduk. Verilen derslere baktığımızda inanın şunu unutmuşlar diyebileceğimiz herhangi bir başlık yok. Öğrencilerimiz sistem mühendisliğinden siber güvenliğe, blok zincirden kuantum hesaplamaya, Java'dan uygulamalı doğal dil işlemeye kadar 36 farklı başlıkta en güncel eğitimleri alacaklar. Şu ana kadar ulaştığımız 1500 öğrenci eğitimlerinin ardından elbette staj imkanı da yakalayacaklar ve daha sonrasında da inşallah bu öğrencilerimizin istihdamıyla ilgili de hem biz hem de paydaş kurumlarımız devrede olacaklar. Bakınız, verdiğimiz destekler, yaptığımız yatırımlar sayesinde Ar-Ge harcamalarının milli gelire oranı binde beşlerden %1,4'e ulaştı. Tam zaman eşdeğer araştırmacı sayımız 21 yılda 29 binden 222 bine yükseldi. Nüfusumuz bu kadar arttı mı? Artmadı. Ama araştırmacı sayımız nereden baksanız 10 kata yakın bir fazlalaşmayla aslında yaptığımız yatırımların karşılığının ne kadar hızlı olduğunu bize gösteriyor. İşte bütün bu gelişmeler sayesinde Türkiye artık kendi SİHA'larını, kendi seyir füzelerini, kendi savaş gemilerini üretir hale geldi. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde vatandaşlarımızın 60 yıllık hayali olan yerli ve milli otomobilimiz TOG'u gerçeğe dönüştürebildik. İnşallah yarın Türkiye'nin uzay çalışmalarında önemli bir kilometre taşı olan İmece'yi de yörüngesine uyguluyoruz. Savunma, afet yönetimi, çevre ve şehircilik, tarım ve orman alanlarında hizmet verecek İmece aynı zamanda Türk ordusunun uzaydaki gözü olacak. Ülkemizin metre altı yüksek çözünürlüğe sahip yerli ve milli ilk gözlem uydusu İmece ile dünyanın her tarafından istediğimiz görüntüyü elde edebileceğiz. İmece'nin elektrooptik kamerasından yönlendirilebilir antenine, elektrikli itki motorundan güneş algılayıcısına kadar birçok ekipmanı da yine
Türkiye'de Türk mühendisleri tarafından tasarlanıp üretildi. Tabii yarın için bizi sevindiren başka bir husus daha var. İmece yarın yörüngesine fırlatılırken özel sektör tarafından geliştirilen küp uydular da ona eşlik edecek. Connecta T2.1, Kılıçsat ve Aküp küp uyduları da İmece ile birlikte uzaya fırlatılacak. Yani tek seferde Türkiye'den 4 tane uyduyu biz uzaya göndermiş olacağız. İşte bu noktaya gelen bir Türkiye var. Ve inşallah Türkiye uzay yarışında önemli bir aşıyı da aşmış olacak. Evet, son dönemde ard arda gelen başarılarımız hamdolsun gelişen insan kaynağımızın ve onların gücünün önemli bir göstergesi. Biz Türkiye yüzyılında en büyük sermayemiz olan gençlerimize güveniyoruz. Türkiye'nin koşar adım gelen Teknofest gençliğiyle 2053 ve 2071 hedeflerine ulaşacağını biliyoruz. Ama her şeye rağmen bugüne kadar hayata geçirdiğimiz Deneyap teknoloji atölyelerini, yeni nesil yazılım okullarını, yazılım akademilerini, bilim merkezlerini, öğrencilerimize staj imkanı sunan STAR programını, doktora öğrencilerinin üretimde etkin olmasını sağlayan sanayi doktora programını ve daha nice uygulamalarımızı da emin olun yeterli görmüyoruz. Bu yüzden bilhassa insan kaynağı noktasında her daim yeni adımlar atmaya çalışıyoruz. İşte sektör kampüste programı da bu gayretlerden biri olarak hayata geçti. İnşallah birazdan sektör kampüste programına katkı veren 20 paydaş şirket ve 20 paydaş üniversitelerin temsilcileriyle resmi bir imza töreni gerçekleştireceğiz. Gençlerimize çok istifade edecekleri yeni bir vizyon, yeni bir ufuk sunacağız. Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Hamdullah Çuvalcı'yı sahneye davet ediyoruz. Rektörü Profesör Doktor Yavuz Kınalı da davet ederek devam edelim. TÜRKSAT Genel Müdürü Hasan Hüseyin Ertoku ve Atatürk Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Ömer Çomaklı'yı sahneye davet ediyoruz. Diğer imzalar için. Evet, bu güzel işbirliklerini tebrik ediyoruz. Çok teşekkür ederiz bugün bizimle birlikte olduğunuz için.